böyle oluyor? Niye böyle olmuyor? E sana mı soracaktı? Senin meale söylüyorum ayeten. Allah diyor senin nefsini kainata mühendis mi yarattı ki senin isteğin doğrultusunda yapacaktı? Sen kainata mühendis mi oldun ki burası olmadı? Burası böyle yapsaydı daha iyi olurdu. Kim? Allah. E böyle de böyle yapsa ne bileyim biraz eksik oldu bu gibi oluyor. Şimdi İstanbul'da Topkapı'da bir dün akşam gençlere onu misali vermiştim. Merkez Efendi var. O türbesi var vesaire. Koca Mustafa Paşa'da şey var, Sümbül Efendi. Onun talebesiydi. Bu çocuk, bu delikanlı çocukken çok zekiydi. Çok başarılı bir talebeydi fakat talebe arkadaşları tarafından kıskandı. Biliyor musunuz? Sen Allah varlığı yarattıktan sonra gaybı yukarıda yani semada ilk işlenen günahla yerde ilk işlenen günah aynı. Semada ilk işlenen günahla dünyada ilk işlenen günah aynı. Peki nedir? Dünyada ilk işlenen günah zina değildir. İnsan öldürmek değil, hırsızlık yapmak değil, namazsızlık yapmak değil. Nedir ya? İlk işlenen günah. Sevgili kardeşim, ne işlemiş biliyor musun? Bütün günahların arası. Zinada içinde, kumarda içinde, her şey içinde. Bütün semada ilk işlenen, yerde işlenen aynı günah. Nedir o? Haset. Haset, ilk işlenen. Şeytan Adem'i haset etti. Kabil Habil hasetten. İlk işlenen kan da hasetten. Şimdi demek ki Allah'ın ölçüsüyle birbirimize bakmak nedir o? Bir müminin bir tek seviyesiyle bütün hasenatını örtülüyor şeytan. Göstermiyor kör olası. Kör olası şeytan. Onun o güzel taraflarını geçmişte güzel huylarını, güzel hizmetlerini örtü veriyor, göstermiyor. en azından gerçi çok konuşuyorum ama devam edeceğim. Hatır yok mu? Geçmişteki hizmetinin hatırı yok mu? Geçmişteki hizmeti hatırına affedin diyor ustad. Peki ey koca ustad, dinde hatır var mı? El cevap, dinde hatır var tabi. Nasıl var? Allah Resulü demiyor mu? Benim hatırıma sahabeme dil uzatmayın. Başka bir hadis. Bedir ve Uhud'a katılanların Allah geçmiş ve geleceğini affetti. Bunun hatırına diğer sahabesine diyor ki, o Bedir'e katıldı. Bedir'e katıldığının hürmet ve hatırına onu affeyle. Demiyor. Demek ki hatır var. Allah tabi hatırlarına dedim. Dün sormuştunuz. Kağıtta gönderdiğiniz soruyu. Hatırladınız mı bak şu soruyu? Çok ilginçti. Soru şuydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'tan dönerken Musa aleyhisselamın semasına uğradı. Sema. Musa aleyhisselamın bulunduğu semaya uğradı. Musa aleyhisselam sordu. Ya Muhammed, Allah sana ne verdi ümmetine? Ben diyor ümmetinin ibadetlerini, tayyatlarını, tesbihatlarını Rabbime götürdüm, takdim ettim. O da ümmetime, kullarına bir hediye gönderiyor. Namaz. İnşallah namazı şeyi yapacağım, tahtada yapacağım. İnşallah onu da siz görürsünüz. Namazın içeriği. Demiştim size. Bu namazın hareketleri namazın kendisi değil, namazın hareketleridir. Neyse. Hatırlarsınız o soruda ve o olayı. Musa aleyhisselam ne kadar dedi? 50 rekat. 5 vakit.
50 vakit. Sonra malum işte, ya Muhammed, git Rabbinden rica et. Git, düşürsün onu. Musa Aleyhisselam demiyor, bu Allah karar verdi. Şu güzelliğe bak şimdi. Allah karar verdi, Allah'ın kararına karşı karar çıkartılmaz. Verdi Allah, Allah döner mi? Demiyor, çünkü Allah'ı iyi tanıyor. Allah tanıdıkça böyle sinesi geliyor, sinesi içine, böyle sinirisi geliyor. Allah bir laf etsin ama böyle demin öyle geliyor işte. Böyle bir Allah, bak nasıl inanıyor, bak Musa Aleyhisselam Allah'ın anlayışına bak. Ya Musa, git söyle de rica et, indirsin aşağıya. Allah, kendisi mi kılacak? Yok, bizi düşünüyor lan. Bu sefer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olur mu öyle şey demiyor. İkisi meşveret ediyor. Gidiyor Rabbine rica ediyor. Kırka indiriyor. Derken malum bu 5 defa ceylan ediyor. 5 indiriyor. Allah'ın burada bir icraatını, çok şeyler var, çok şey denilir. İnan, bir saat konuşuruz Allah'ın izniyle bunun hakkında. O kadar güzellikler var ki. Diyeceğim şu. Allah Allah olduğu halde kuluna diyor ki ya Musa, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, siz iki, ben tek. İkiniz meşveret ettiniz, böyle dediniz, istiyoruz. Tamam, ben sizi uyuyorum. İtaat ediyorum demiyor. Ben sizin kalbinize, reyinize uyuyorum. Dedi. Sen ben meşveret edeni uymuyoruz. Allah uyuyor da. Allah'ın şu tevazılığına bak ya. Ben senden daha iyi bilmiyorum. Biliyorsun ya Rabbi. Tamam, biz böyle istiyoruz. Tamam. Niye? Allah'a yakışır bir ibadet değil namaz. Allah'a yakışır değil bir oruç. Ya Allah'a yakışır bizden ibadet istenseydi biz yapamazdık. Bizim yapabileceğimizdir ibadet. Senin benim yapabileceğimizdir, kaldırabileceklerimizdir. Yoksa Allah'a yakışır. Ona uygun ibadet istense yapabilir misin? Allah'ın kelamı da öyle. Bize uygun kelam Kur'an. Yoksa onun zatına yakışır bir kelam değil, kaldıramazsın. Şimdi gelelim geri mevzuma. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile, yani o şeyi anladınız. Cenab-ı Hak meşreti üretiyor. Bir hikmeti. Dedik ki ya bunun hakkında bir saat konuşuruz ama mevzumuz itibariyle Cenab-ı Hak orada Musa ile Muhammed arasında bir toplantıda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi çoktan geçse, bir defa salavat getirse yetiyor. Onu da ifade edeyim. Her söyleşte bir derse de güzel olur. Şimdi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile Hz. Musa Aleyhisselam arasındaki o konuşmalar, meşveretlerine Cenab-ı Hak riayet ediyor, kale alıyor, değerlendiriyor, ben Allah'ım deniyor. Ey kul sana ne oluyor? Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile, ben bu ders çok hoşuma gidiyor. Yani adalet-i mutlakası ile, mutlak adaletiyle, benim gibi yarpırı yıpır adaletiyle değil, mizan ekberinde en büyük hesap yerinde ki artık duygular tartılıyor. Duygular, meyiller, arzular, lezzetler, zevkler, fikirler, ruhlar tartılan bir alet tartı. Mizan-ı Ekber, amal mükellefini tarttığı zaman, yani mesul olan kişinin amelini tarttığı zaman, hasenat-ı seyyata, galibiyeti, mağlubiyeti noktasında hükmediyor. Hem seyyatın esbabı çok. Peki, bir de güzelliği de şu, bazen ama günah tek yazıyor. Ama haseni en az 10 binler, Kadir gecesinde 30 bini geçiyor. Onun için bir kişinin öyle güzel bir hasenesi, güzel bir huyu olur, güzel bir hizmet olur ki ne yapar biliyor musunuz? Binlerce geçmiş günahını sildirir. Ey günahım çoktur diye moralı bozuk olan, psikolojisi çöküntüye uğrayan değil öyle. Allah'ın rahmetini daraltma.
Mesnevi Nuriye şu anda yanımda yok. Mesnevi Nuriye de Katre Risalesi'nde başında mealen diyor ki, ey nefsinin çorbasını yok da, ey nefsinin hududunu haddini aşanlar, ey her türlü kebairi irtikar edenler, her türlü kefazeli yapan kullarım, kullarım diyor yine Allah, kullarım, siz diyor Allah'tan ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahı af edicidir, edebilir, ediyor. Niye ediyor? Çünkü alayım diyor. Çünkü Allah Gafur Rahim'dir. Kendisini tanıtıyor. İyi ki tanıtıyor. Tanıtmasa ne yapacaktı? Bir galiba hanımdır, öyle anlaşılıyor mailde. Soruları dizmiş. Diyor ki, Allah'ın diyor, en büyük Kur'an'da en büyük lütfunu ifade eden ayet hangisidir? Ben de dedim ki, Allah'ın en büyük lütfunu herkese göre değişir. Herkese göre bu ayet Allah'ın en büyük lütfudur diyebilir. Ama bana göre, ben kimim ki? Ama Kur'an'da tefsir ettiğim kadarıyla bana göre en büyük ayet, en büyük nimet, tövbe kapısı açıktır demesidir. Tersini düşün, bak anlarsın. Tövbe kapısı kapalı. Ne ettin ettin, tamam çelikleşti o, hiç değişmiyor. Okuyorum bak, Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ذُنُوبًا جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah Allah! Ya ey kullarım, ey haddini aşan kullarım, اَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Başka ayette, Allah'tan ümidini kesenler ancak kafirlerdir. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah يَغْفِرُ ذُنُوبًا جَمِيعًا Bütün günahları affeder. Niye? اِنَّهُ Çünkü o اِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِدِر Allah gafur rahim. Kendisini böyle tarif ediyor. Kurban olayım ona. Onu ayetine böyle okuyası geliyor. Ne kadar hoş. Bunu anlarız. Kabilde bu ayeti ne demek olur? O zaman anlarız. Yumurta geldiği zaman. Yani elhamdülillah affet ki affa layık olasın, merhamet et ki merhamete layık olasın. Ne kadar affediyorsan affa o kadar layık olacağını unutma. Bir not yazmıştım. Bakayım görebilecek miyim? Bakayım görebilecek miyim? Diyor ki affedilmeye ne kadar muhtaçsan o kadar affet. Ne kadar affedeyim dersen cevap veriyor. Ne kadar affa layık ise o kadar affet. Tamam? Ya. Bakayım. Bakayım görebilecek miyim? Ama buydu. Cümle buydu. Tamam? Cümle buydu. Ama gene de bir bakayım, karar vermişse bakayım. Tamam, bulamadım ama cümle o. Ne kadar affa ihtiyacın varsa o kadar affet. Devam ediyor. Her seyyatın esbabı çok. Yani İnsan bir toplumda günah işleme noktasında çok sebepler var. Ve vücutlar da kolay olduğunda, yani şöyle kolunu sağlaya sağlaya en rezil günahı her tarafta bulabilirsin. Ahir zaman olduğu için. Hele burası Darülhak, kafir diğer memleketi. Bazen bir de kaseyeyle çok seyyatını örter. Allah'ın da bir şeyi, merhameti. Bazen bir tek kasene var ya böyle, yani güzel bir ahlakın, güzel bir davranışın, Allah'a güzel bir teslimiyetin, o ama zamanında olacak o.
Trafik kazası geçirdin, başına bir bela geldi. Ettin isen, bağırdın, çağırdın, ağladın, yoruldun. Ondan sonra herhalde şimdi sıra nerede? Sabırda. Ne sabırı? Sabır geçti o. Ne sabırı? Şimdi yoruldun sen. Yapacağını yaptın. Bunu sabır denmez. Ona metozori denilir. Zoraki. Yapacağını yaptın. Demek ki bazen insanın bir teslimiyeti, bir Allah ile düşünmesi, çok seyyiatı, bir takasını ile çok seyyiatı örter. Demek bu dünyada adalet ilahi noktasında muamele gerektir. Demek ki birbirimize bu dünyada Allah'ın adaletiyle muamelemiz emrediliyor, isteniyor ve buna da mecburuz. Niye biliyor musun? Yaptığın muamele sana yapılması gereken muamelenin adıdır. Nasıl muamele istiyorsan öyle muamele et. Sen ister misin ki benim bir kusurum için bütün güzelliklerimi örtsünler? İster misin? Sen de yapma o zaman. Ben dakka dukka. Çalma kapıyı, çalana kapını. Yapma. Yapılanlar yaptıklarının sana yansımasıdır. Unutma. Yapılanlar, sana yapılanlar senin yaptıklarının sana yansımasının bu dünyadaki karşılığıdır. Demek bu dünyada o adalet ilahi noktasına muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri, fenalıklarına kemiyete veya keyfiyete ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Şimdi bir insanın sebebaz gibi gözüküyor ama o kadar zor şartlardaki hanımıdır, kocasıdır, kardeşidir, yani onunla imtihan oluyor. Hatta maalesef ben gençlere şunu diyorum. Arkadaşlar zaten imtihandayız. Lütfen birbirinizin davranışlarıyla imtihanınızı zorlaştırmayınız. Zaten zor imtihandayız. Bir daha söylüyorum. Bu çok lazım olacak. Çok lazım olacak. Lütfen bunu dinle. İmtihandayız. Zor durumdayız. Ama Allah'ın izniyle la yükellifullah nefsen illa vus'aha sırınca bize teklif edilen imtihan kolay. Bu ayet öyle diyor. Yani zor size teklif. Ama lütfen birbirimizin davranışlarıyla imtihanımızı zorlaştırmayalım. Birbirimizin kalbine surur verici, teselli verici, kuvve-i manevisini temin edici, saftan dışarıya atıcı değil, safa koruyucu, şefk verici, şefkini bitirici değil, arzusunun iştahını kıran değil, hizmete arzusunun iştahını artıran olmak lazım. Bazen senin bir sebebin var ya, bir iyiliğin, çok günahı örter biliyor musun? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ben üstü zannetmeyle mükellefim. Belki mübarek zannedeceksin ama. Sevgili kardeşim neredeyiz? Burası Almanya değil mi? Darmstadt, kafir memleketi. Bu saatte evi terk edip de bu saatte buraya gelmek, düşün hele bak, Allah'ın inayetini siz düşün. Yani seni birkaç sene önce, 5-10 sene önce kim getirir? Yani böyle bir ortama gelmen Allah'ın büyük ikramı değil mi? Ama görmüyorsun, göremezsin. Doğru. Çünkü niye? Gurur ve ucuba girmemek için Allah sana bunları göstermiyor pek. Gösterseydi, senin üzerindeki nimetini sana gösterseydi, gurur ve kibire düşebilme ihtimalinden Allah'ın en büyük ihsanısı, en büyük ikramı, ikramını hissettirmemektir. Ama ben görüyorum bak seni. Burada, bu saatte burada olman normal değil. Demek ki bir insanın bazen adet bakımından, bazen kalite bakımından bir hasene işler, Allah'ın muhabbetini celbeder. Allahu Ekber. Buna delil nedir? Ne yaptın ki sen buradasın? Herhalde münafık da buradadır. Diyebilir. Herkes kendisine öyle bakabilir. Münafık da iyilerin içinde olabilir. Ben onlardan gibi değil miyim?
Nereden biliyoruz? Dönüp düşünmek doğru. Çünkü haf ve reca, yani ümit ve ümitsizlik. Ama Allah'ın şöyle bir şey de var. Ya Cebrail, Allah bilmiyor mu? Bize öğretiyor. Ya biliyor da bize öğretiyor. Diyor ki, ya Cebrail, git orada ne yapıyorlar kullarım? Allah bilmiyor mu kardeş? Geliyor, Cebrail geliyor, Cebrail. Ya Rabbi, seni arıyorlar. Seninle konuşuyorlar. Senin rahmetini talep ediyorlar. Senin cehenneminden bahsediyorlar. Ya Cebrail, git bak bakalım kalplerine. Konuştuklarına Cebrail bile kalbe bakamıyor. Allah ne büyük. Değiştiriyorum sözümü. Melekler bile kalbe bakamaz. Çünkü Allah nazar eder. Allah kimseyi, kulunu, müslüm, bir insanın kalbini kıskanıyor. Niçin bakamıyor biliyor musunuz melekler? Eğer melekler kalbe baksaydı, kalbimizden geçen günahları da yazardı. Allah diyor ki, hayır, bakma oraya. Sen fiilini yaz. Anladın mı? Senin kalbini göremiyor ha? Kalbini, derinliklerini. Ya Cebrail, git bak ne yapıyorlar? Ya da bundan konuşuyorlar. Ya Cebrail, peki benim cennetimi biliyorlar mı? Cehennemimi biliyorlar mı? Bir bak bakalım. Ya Rabbi, ilmen biliyorlar, görmemişler. Peki görseler ne olurdu? Cebrail aleyhisselam et ediyor. Cehennemi görseler böyle böyle korkarlar. Ya Cebrail, sen de ve izzetim şahit olsun. İzzeti saltanatın için yemin ederim ki ben onları affettim diyor. Allah hadisi kutsisinde. Hemen Cebrail, ya Cebrail bir dursaydın, dönmeseydin ama iyi ki dedin yani gene de. Çünkü soru kalacaktı kenarda. Cebrail aleyhisselam diyor ki, yani böyle ama işlerinde bir tane münafık vardı diyor. O tipten değildi ama işlerine girmişti bu. Ya Cebrail, o ki onların içinde onu da affettim diyor. O ki onların içinde onlardan dolayı onu da affettim. Eğer onlardan değiliz, şayet nefsimiz veya sahip sıfatımız onlardaysa Cebrail'in hürmetine, arşın hürmetine, böyle izzetine yemin etmişsin. Bu yeminin hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Onların zulmesinden eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillah. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten, adet veya keyfiyeten, kalite bakımından ziyade gelse, o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Belki kıymetli bir tek haseneyle çok seyyiatına nazar-ı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan, bak, nazar-ı musamayla bakacağız. Diyeceğiz ki, bu kardeşim var ya bu kardeşim, şöyle bir fiili, böyle bir mücadeleyi kazandı. Allah nasip etti. Çok kusur, kusur beni ilgilendirmez demeli. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur, mümin kardeşine adalet eder. Halbuki insana bak. Fıtratındaki zulüm damarı var. Hani deriz ya, damarıma dokundu. Şeytanın telkiniyle, insanın zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle, propagandasıyla bir zatın yüz hasenetini bir tek seyyiye yüzünden unutur, onu kaçırır. Şimdi bak neydi? Burada çok ilginç bir kamufle edilmiş bir sır var. Kitap okuyanlar. Bak burada diyor ki, biz diyor yukarıda bir tek hasene ile yüzlerce çok günahlar örtülecekti. Öyle okuduk yukarıdan beri. Burada öyle demiyor. Ne diyor? Burada diyor ki, bir tek günahı yüzünden binlerce iyiliğini örtüyor. Şu zulüme bak. Oysa yukarıda bir tek hasene, bir tek güzellikle yüzlerce kusur örtülüyordu. Örtülmesi lazımdı. Adalet ilahi böyleydi. Ama zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle ne yapıyoruz biliyor musun? Yukarıya da kanaat etmiyoruz, şöyle yapıyoruz. Bir tek haseneyle çok kusurlar örtmek değil. Bir tek kusurla çok hasene, çok günah örtmek değil, çok sevap örtülüyor. Bir kusurla çok kusurlar örtülüyor. Bir tek kusurla çok
güzellikler, hayırları örtüyor, göstermiyor. Ne oldu bak gördün mü? Terse döndü. Anladın inşallah. Bir daha söylüyorum. Yukarıda dedi ki, bir tek iyilikle yüzlerce kusuru yok ediyor, göstermiyor. Öyle olması lazım. Şimdi bu fıtratındaki zulüm damarıyla, damarıma dokundum, ölüm gururuma nasıl der falan, şeytanın da telkiniyle ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Yüzlerce bir tane kusurundan dolayı yüzlerce binlerce güzelliklerini örtüyor, görmüyor. Allah Allah. Ve mümin kardeşine adalet eder, günahlara sevk eder. Eğer orada cam açıksa dışarıya ses gitmesin diye camı bir kapatın. Nasıl bir sinek kanadı, şimdi örnek veriyor. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir daha setreder göstermez. Arkadaşlar göz ne kadar hassas değil mi? Bir cihaz hassas olursa onun zıttı paraziti o kadar da büyük olur. Gözün üzerine bir sinek konsa bir daha ne yapar? Göstermez. Dikkat et, misali var, dikkat et. Bir sinek insanın nazarında daha yok ediyor. Ama daha yok olmuyor. Ama sen göremiyorsun. Biraz söylüyorum. Gözün içine bir sinek veya bir çöp düşse kocaman da gizlenir, yok olur. Öyle de insan garaz damarıyla insandaki o garaz var ya, inat, mırk, öyle mi yaptın? Öyle mi dedin? Tamam, ben de böyle yapıyorum. Ama hizmet berbat oldu. Olsun, ne yapayım? O da yapmasaydı. O da mesuldür. Bu işte, bu işe şey, garaz damarı denilir. Hey gidi, hey gidi insan. Niçin gelmiştin, ne yapıyorsun? İnsan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir seyyiye hata ile dağ gibi hasenatı örter, unutur, unutur, örter, unutur. Mümin kardeşine adalet eder. İnsanların hayat içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Kendisi psikolojisi de bozulur. Psikolojisi bozulur. Ne yapar? Ya niye böyle oluyor? Niye böyle yapıyor? Fitnebaz olur. Oraya gider onun yanına. Oraya gider. Ve benzer diğer bir desiseyle insanın selameti fikrini ifsat ediyor. Yani insan müstakil, sağlıklı düşünemiyor. Bu melekesi kayboluyor. Yani düşünce melekesi, düşünce hissi, yani verileri var, tasavvur. Akıl nedir? Şimdi aklın sıfatları var. Aklın sıfatları var. Bir tanesi de tasavvurdur. Tasavvur insanın eline ölçü veriyor. Yani insan aklına veriler veriyor. Yani tahta aleti veriyor, metre veriyor. Yani bu tasavvurun verdiği yavrum baktır. Baktır tamam. İçeride otur ve ne yaptın? Oraya gitmedin, buraya gitmedin. Bak duyar mısın? Ha? Şimdi zihin dağılıyor. Eğer durmuyorsa sen arabaya geç otur çünkü değerlerine zarar vermeyelim. Ha? Aklın eline tasavvur, tahta aleti veriyor, bir de metre veriyor. O ölçülerle akıl, ölçülerle akıl düşünüyor, karar veriyor. Dolayısıyla bu aklın eline bu düşünceler, yani bu tasavvurlarımız, bu ölçülerimiz böyle verilirse güzel düşünür. Eğer güzel düşünmesini istiyorsa güzel verileri, güzel gören, güzel tasavvur eden, güzel düşünür. Sırrı buradan geliyor. Yani akıl öyle düşünmesini, öyle görmesine sebep
O tasavvurlarımızdan kaynaklanıyor. O zaman insanın zihnini, selameti fikrini ifsat ediyor bu tür tasavvurlarımız. Hakaik imaniye karşı, iman hakikatlerine karşı sihat muhakemeyi bozuyor ve istikameti fikri ihlal ediyor. Şöyle ki, bir hakikat imaniye dair yüze delail-i ispatinin hükmünü nefine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Bak, bir hakikat imaniye dair yüze delail-i ispatinin hükmünü nefine delalet eden bir emare ile kırmak ister. Mesela diyelim ki Allah'ın vücuduna, Allah'ın varlığına, birliğine, ahiretin varlığına deliller çok. Bu delilleri bir tane sebeple bozuyor. Bir tane sebebiyle kırmak istiyor, bozuluyor. Halbuki kaidi mükerrere dedi ki, bir ispat edici çok nefedicilere tereccüh ediyor. Bir davay musayip bir şahidin hükmü yüz nafile raci olur. Bu hakikati, bu temsille bak şöyle ki diye devam ediyor. Diyor ki, bir kaydı getiriyor. Bir ispat edici çok inkar edicilere üstündür. Çünkü ispat eden kendisini gösteriyor. Olayın kendisini gösteriyor. Bak budur. Ama inkar edenler olaya bakamıyor. Kendi düşüncesiyle bak benim nazarımda, anlayışımda, gözümde yoktur der. Mesela bak bir misal veriyor. Bunu da insana kullanacağız. Bu örnek de çok güzel. Bir sarayın yüzer kapalı kapıları var. Bir tek kapı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır. Bak, anladık mı bu misali? Anladık. Bir sarayın yüzer tane kapısı var, kapalı. Ama bir tek kapısı açılmasıyla o saraya girilebilir. Öteki kapılar da açılır girdikten sonra. Eğer bütün kapılar açık olsa, bir iki tanesi kapansa o saraya girilemeyeceği söylenemez. İnsan da böyledir. Çok kapıları kapalı olabilir. Ahlaken düşünk olabilir. Fıtratın olabilir ama çok güzel bir sıfatı varsa o onun açık kapısıdır. Onu bulmak lazım. İşte hakaik imani o saraydır. Yani iman esasları o saray gibidir. Her bir delil bir anahtardır. İspat ediyor, kapıyı açıyor. Bir tek kapının kapalı kalmasıyla o hakaik imaniyeden vazgeçilmez, inkar edilemez. Mesela kafana bir şey takıldı. Ya öyle mi hakikaten diyemem. Onu taşıyıp da Allah'ın zatına şüphe vesvese getirmeye kadar taşınıyor maalesef bazılarında, hassas insanlarda. Öyle değil işte. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir, ispat edildiği bütün delilleri nazardan iskat ediyor. İşte bu saraya girilmez, belki saray değildir, İçinde bir şey yoktur der, kalır. Yani insanlara kıyas edersek, insanın çok latifeleri var, duyguları var, hisleri var, fikirleri var, arzuları var, meyilleri var, var da var. Ama insan bu sarar gibidir. İnsanın ama zarf noktaları da vardır, kapısı da vardır, kapıları da vardır. Ama bir kapıyla girerse inşallah diğer kapıların açılmasına vesile olur. Bunu iman meselesinde kullanırsa, ki kullanıyor, yani sen her bir meseleyi bilmeyebilirsin. Ya bu nasıldır, ya olmuyor falan deme. Hikmetini bilmediğin şeye itiraz etme. Çünkü nice senin aklın anlamadığı tarafları var. Şeytanın vesvesesi, emri dalaletin cerbezesiyle bakmamak lazım. Böyle bir şeye düşer olsak hemen en yakın zamanda eline sorup dinlemek lazım. Çünkü şeytanın böyle bir tuzağı var.
Ya bu zamanda da olur muymuş ya? Hakikaten falan. Ya şöyle yapsak. İşte ey şeytanın desiselerine muhtela olan biçar insan, hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen ve sihat-ı fikir ve istikamet-i nazar, selamet-i kalp istersen, muhakemat-ı Kur'ani mizanlarıyla ve sünnet-i seninin terazileriyle amal ve harekatını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniyi daima rehber yap. Bak biraz önce söylediğim tasavvurat var ya, hani dimağda bir atıp var der levhatta sözlerin sonunda. İlk önce taayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. 7 mertebe geliyor. Aklın mertebeleri. Hem vesvesecilere de cevap olsun. Sevgili kardeşim, vesvese imanına zarar vermez çünkü daha taayyülde, hayalde. 7 mertebenin 1. mertebesinde tahayyül. Yani vesvesenin yeri 1'de. Ama kendini tanımayan cahil insan zanneder ki bu vesvese ta 7. mertebenin hakikatıdır der, imanına zarar gelir zanneder. Demek ki vesvese nerededir? Tahayyül. Sonra oraya da geçemez o. Tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Ha bak, o vesvese ta nerededir? En diptedir. Ama bilmeyen cahil insan en sonunda zanneder ve imanına şüphe ilas etti zanneder. Onun için aklımızın muhakemeli, istikametli, sihatlı düşünebilmesi için tasavvurlarımız, tahayyüllerimiz, tahayyül, tasavvur ve tasavvurlarımız akla önermeler veriyor, malzeme. Bu iki noktada toplanılıyor. Kur'an, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kitap, ben size Allah'ın kitabını bıraktım, bir de sünnetim. Bunu bizim senin anlayacağın lisanda kullanayım. Bir tanesi metre, bir tanesi de tartı aleti. Mesela o kiloluk alan ya, eskiden öyleydi yani, böyle kilo taşları vardı. İşte akla böyle ölçü aleti verilirse, doğru alet, doğru tartı verilirse akıl doğru ölçer. İşte o nedir? Muhakemat-ı Kur'ani mizanlarıyla, tartısıyla, yani muhakemat-ı Kur'ani'nin tartı aletleriyle, sünnet-i seniyenin terazileriyle, amal ve hatıratını tart. Amellerini ve hatıratını tart. Kur'an'ı ve sünnet-i seniye daima rehber yap. Ve أعوذ بالله من الشيطان الرجيم de Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Ne kadar oldu? 2:30'da başladık kabul etsek. Saat 11:05 geçiyor. 35 dakika. Sorularınıza cevap vereyim. Ondan sonra keserim. Ama niyetim neydi biliyor musunuz? Niyetim bu 13. levhanı, çok harika tabii bu ders elhamdülillah. Bir de şunu okuyacaktım. Ama okuyamayacağım. Sorularla şu. Hemen merak edeniniz için söylüyorum. Şöyle bir soru hatırıma geldi de. Ya hesabımızda Almanlar var, Yavrular var. Böyle neşeli gözüküyorlar. Müslümanlar böyle kibarlı, sakin, ciddi. Yani onlardan öyle yaşamaması lazım. Kafir ödü patlaması, çıldırması lazım, intihar etmesi lazım. Yani bunlar nasıl böyle huzurlu gözükebiliyorlar? 79. sayfada. Bunlar nasıl rahatlar? Nasıl rahat gözükebiliyorlar en azından? 79. sayfanın başında o soru vardı. Bir de şu vardı. 76. sayfa. Levhalardan söylüyorum. En sonunda. Günah kebairi işleyen nasıl mümin kalabilir? Yani zina etmiş, içki içmiş zamanında vesaire ama dönüvermiş. Hala mümin nasıl kalabilir diye o soru vardı. Ama burada bırakıyorum. İnşallah onlar da başka zaman. Şimdi ben sizin sorularınıza bir. Abi dersin sonunda Yasin'i bitirebilir misin? Allah razı olsun. Sevgili kardeşim, lütfen herkes işini yapsın. Ben işimi yapıyorum. Senin arzunla da olmuyor. Dershane ders
sistemi senin ve benim isteğimle olmuyor. Ha? Yani şunu yapasın, bunu yapasın derse ben bile karışamıyorum. Nedir? Salavatla başlanır, dua ile bitirilir. Ama bazen bir fakir evinden böyle bir aşır okunur. Ama bunu isterseniz ders bittikten sonra okunur. Peki niçin? Kaydı olur. Böyle bir şey yaparsan, abi böyle yaptı, böyle yapılması lazımmış. Hayır, benim her yaptığım yapılması lazım değildir. Çünkü benim 3 tane şahsiyetim var. Bir beşerim, insanım, ben de yatarım, kalkarım. Bazen çocuklarımız geliyor, babalarıyla, efendim çocukları seviyorum. Babalar da garip garip bakıyorlar bana, ders ortamına kıyas ettiklerini hissediyorum. Onlara diyorum ki, ben de insanım, biliyor musunuz? Beşeriyetim var. Bir de benim Kur'an cevşenliğe ders okurken bir vazife, bir makamım var. Bir de hizmetkarlık makamım var. Şimdi bunlar mal olur ve umumi olur, umumileşir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o bile teravih namazını cemaatle kılıyorlarmış, baktı ki İbadet farz olacak gibi bir duruma getirdiler. Çok ciddiye aldılar. Çok büyük haddinde fazla. Hemen cemaatle kılmak değil, evde kılsınlar dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra cemaatle kılınmadı. Hazreti Ömer zamanında tekrar cemaata dönüştürüldü. Cemaat dağılınca toplarız diye. Şimdi bu ders şekline şey yapmamak lazım, onun şekline dokunmamak lazım. Çünkü niye dedim, bir daha söylüyorum, kaydı gibi olur. Her zaman, herkesten, her yerden bu istenir olur. Bir de bazı kardeşlerimizin şu zaafı da olabilir. Yani insan çok meşgul olduğu, çok iyi bildiği konunun derslerde vesairede hakim olmasını ister. Öyle değil. Benim meyillerim, arzularım var ama daire içinde dendiği gibi hareket ederiz. Şimdi bunu bitirirsek işi gücü olan var, işe gidecek olan var, vesairesi olan var. Bu sefer kaydı olur. Kaydı olunca da her yerde istenir. Olmaz. Ders yapan zaten bunu beceremezse, ondan sonra istenirse, o zaman derse gitmek istemez. Vesaire vesaire. Ama bunu isteniyorsa dersi Fatiha'dan sonra okurum tabii, dinlersiniz o zaman. O başka. Giden gider, gitmeyen gitmez. Yani bu kaydı şekline gelecek endişesiyle ama belki de kızabilirsin bu şeyle. Bana kızma. Çünkü senin isteğin de güzel bir, müsbet bir istek ama usulleri var, kaydeler var. Onların içinde çünkü Yasin'ler olur mu? Yasin biter mi şimdi? Ben sizi tutmamak için Yasin'in içinden bahsetmiyorum. Kur'an'ı okumak kaydı bakımından, usul bakımından Kur'an okumak, Kur'an'ın okumanın hükmü nedir? Sünnettir. Kur'an'ın içini bilmek farzdır. Kur'an'ın içini farz olanları bilmek farzdır. Ama ibadet yapabilecek kadar süre ezberlemek de farzdır. Kur'an'ı güzel okumak kıraatın vacibidir. Kur'an'ın farzı da değil o. Yani tecvid, o da talimin vacibidir. Talim. Kur'an'ın taliminin vacibidir. Güzel okunabilir. Olmazsa ne olur? Tecvid olmazsa mana bozulmaz zaten. Kur'an'ı güzelce güzelleştiriniz diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mana bozulmaz ama senelerce devam eden bir insanı da kusura bakmasın, biraz şey yapsın. Efendim talimi de öğrenmesi lazım. Lazım yani. Risale-i bu şuuru da veriyor. Allah razı olsun. Ondan sonra bak şimdi Kur'an okumanın şey olduğuna bir misal. Bugünkü şimdi 45 dakikalık bir dersin. Neyin içini açtım biliyor musun? 13. Leman'ın başında şu ayet okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Vakul rabbi avzubike min hamazati şeyatin vavzubike min rabbiye yahturun. İçi. Bak ne kadar konuştu içi. Ama bunu okuduk. Hadi diyor ki dişini okumak ceset gibidir, içi ruh gibidir. Ama Kur'an'dan başka tabii kelam-ı ilahi derece bakımından hiçbir şeyle kıyas edilmez de ama usulü de kaybetmemek lazım. Başka soruya geçiyorum.
Çocuklarımıza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini nasıl verilebilir ve onları Kur'an ahlakiyle yetiştirme kısa bir örnek verebilir misiniz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı ve sevgisini en güzel şöyle yapabilirsin. Bunu anlatan kitaplar var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela hatırladığım kadar, bildiğim kadarıyla Nesil yayınlarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ciltlik şey çıkmış çocuklara. Alırsın onlardan, istetirsin Türkiye'den. Ondan sonra yatarken bir hadi 10 dakika yavrum, hep sen de öğrenirsin. 10 dakika, çünkü bir insan bir kitabı okursa o zatla manevi bir bağ oluyor. Öyle yaparsın, çünkü gökten gelmez bu, sen de bilmiyorsun, o da bilmiyor, nasıl olacak, böyle olacak. Çocuklarda namaz kılma alışkanlığı ve namazı nasıl sevdirebilir ve alıştırabiliriz? Buna çok gayret ediyoruz ama bir zaman kılıyorlar ve çok sıkılıyorlar 8-10 yaş arası çocuklarda. 8-10 yaş arası çocuklara doğru, 7 yaşında emredin, 10 yaşında tedip edin diyor. Yani kızın, dövün diyor iş yaparsa. Tabii bunlar baştan beri yapılan hataların şeyi. Ama zarar neresinden dönsek kârdır. Namazın çocuklara alıştırmanın en güzel örneklerinden bir tanesi de ona ait yerler okumak, onun yanında namaz kılmak. Hatta ufak çocuklar için diyorum, annelerine de babalarına, tepelerinize bile çıksa onların yanına namaz kılınız. Sakın ölümden geçiyor, bilmem ne yapıyor diye odanızda kılmayınız. Onların yanında kılınız. Unutmayın, en güzel ders sizin yaşantınızdır. Bugün erkeklere dedim ki, senin belki lazım olur sana. Senin hanımınla sokaktaki hanım arasında ne fark var? En belirgin fark, tabii çok fark var da. En belirgin farkı nedir? İşte nikahtır, o manevi bağ. Senin hanımınla sokaktaki hanımın arasındaki en büyük fark, senin hanımın sana itaat etmesidir. İtaat etmeyen bir hanım, sokaktaki hanımdan hiçbir farkı yoktur. Tam tersine her türlü nefsaniyete hitap edecek özelliği, farklılığı var. Ama senin içindeki nefsaniyete bakan tarafına alışmışsın. Demek ki kadını güzel yapan, diğer kadınlardan ayıran itaatıdır. Kadını kocasına karşı, erkeğe karşı, biz erkekler, diğer kadınlardan karısını ayıran en büyük özellik ona halim, yumuşak ve itaat etmesidir. Şimdi biz ne dedik burada, nereden nereye geldik? Gayret ediyoruz, evet doğru, gayretini bırakmayacaksın. Tamam, başka soruya geçiyorum. Hizmette nelere dikkat etmemiz lazım? Hizmete nelere? Dikkat edilmesi gerekenlere dikkat etmemiz lazım. Bak, hizmette nelere dikkat etmemiz lazım? Dikkatlere dikkat etmek lazım. Nedir o? Laikayı okuyacaksın. Bak, laikayı alacaksın. Hizmeti sorduğumuza göre kardeşim. Defteri alacaksın. Laik okurken mesela Kastamonu. Ha, böyle yapmam lazım. Böyle yapmamam lazım. Böyle bakmam lazım. Böyle bakmamam lazım, böyle düşünmem gerekiyormuş gibi. Ha, onlar hazır çıkmış. Esasatın dediği bir kitap getirdim. Amirin yaptığı bir kitap. Yani nerelere dikkat edeceğimizi orada şunu böyle bak diyor. Bak, bu mevzu bizim esaslarımızdandır, ciddi mevzumuzdur diye 12 lirada izah etmiş. Yani esasatın dediği yaptığı kitap okursan sonra çok bile. Ya ben o kadar büyük kitap değil de. Ha, o zaman hizmet rehberi var uçak, ufak. Hizmet rehberi. Onu alırsan inşallah o şurada olur. İki, hizmetin içinde olursa sen zaten hizmetin hareketi içinde bunu öğreniyorsun. Mesela bazı sorularda bazı cevaplar istediğiniz gibi cevap vermemem. Sakın gücenmeyin. Sizin istediğiniz gibi cevaplar beklemeyin. Ben de öyle. Ben de kulum, sen de kulsun, ben de mesulum.
Sen de mesulsun. Şimdi ben bu mikrofonu istediğimi konuşamam. Diyemem. Toprağın altı var. Ha, istediğiniz gibi muamele istemeyiniz. Olması gerekenler olması lazım. Şimdi Allah maşallah birbirimizi okşar ve iltifat eder, olmayacak şey öyle, öyle değil yani. O da oyalamaktır. Ha, en azından sevgili kardeşim, hizmet rehberimiz var. Bir kitap, gençlik rehberin kadar. Onu okuyan bir insan, inan kafi. Samimi söylüyor. İki ne demiştim? Hizmetin içinde şu mesela hareket var ya, dershane hareketleri. Derse geliyorsunuz, ders yapılıyor, müzakere ediliyor vesaire vesaire yapılıyor. Bu hareketlerin içinde bulunacaksın. Ama sana tavsiye ne biliyor musun? Ben kendime de. Lütfen havuzun içinde erimeye çalış. Havuzun içinde duran buz gibi olma. Havuzun içinde su var, eri. At buz parçanın elaniyetini. At, bana böyle dendi, böyle denmesi lazım. Şöyle gitti, böyle gitmesi lazımdı. Kendine bir makam verdirtme. Böyle bir talepte olma. Ben böyle yapmıyorum. Davranışların, fiillerin bunu gösteriyor diyebilir insan. Kendini böyle sorgula diyeceksin diye söylüyorum. Kimseye şey yapmıyor. Ha bak diyeceksin ki, bak Hasan kendinden diyor. Bak bu davranışlarınla kendine ayrı bir meziyet verdirmeye çalışıyorsun. Ya öyle bir niyetim yok ama ben böyle anlıyorum. Hani karı koca münasebetlerine şöyle deyin diye demiştim, hatırladınız mı geçenlerde? Başka bir sohbetimizde. Mesela hanım kocasına, koca hanımına, şu hareketin yanlış, bunlar doğru değil, beni rahatsız ediyor, bunu değiştirmen lazım diye insanları değiştirmeye kalkma, öyle deme. Ne diyeceksin? Bak bu hareketlerin doğru veya yanlış bilmiyorum ama beni şöyle rahatsız ediyor. Yani şu hareketin beni şöyle rahatsız ediyor deyince, o insanda şefkat duygusu gelir. Şimdi aslında ben onu şey yapmadım diye sana sahip çıkar. Ama şu hareketini değiştir dersen o kişi kusuruna sahip çıkar. Anladık mı? Yani hizmetin içinde eriyeceksin. Peki erimesen ne olur? Ya eritirler veya seni başka yerde kullanırlar. Beni de yani hepimiz. Hizmet şahsı manevidir. Herkes burada kendi karakterini, şahsiyetini eritmezse, umumi bir hareket içinde hareketlenmese, herkesin hareketinden farklı bir hareket sergilerse, o hareket sırıtır ve kusar. Biraz sabrederler, ederler ama ondan sonra zaten sen de rahatsız olursun. O zaman başka bir yer olduğunu kendine, Allah muhafaza etsin, bu gavur memleketine perişan olup gideriz. Onun için nedir o? Ustadımız da öyle diyor. Ben bile nur talebesiyim. Onun için ne diyeceğiz? Emir-i Alaikasında 48-125 de sayfada diyor ki Said de bir nur talebesidir. Yani Ustad Hazretleri de laikalar uyuyor, dostlular uyuyor. Sen de ben de lütfen uyuyacağız. İnşallah. Niçin bunu söyledim? Laikaların uygulanışının en güzel hizmetlerde oluyor. Yani hizmetin içinde önde gidenler sana bir şey demiş mi kardeşim? Ya. Korkma, ağır gelsin. Gelsin canım. Gelsin. Gururun kibirin. Kırılsın canım. Geçen bir tanesi bana diyor ki, abi diyor şu sözün diyor, hareketin benim kalbimi kırdı diyor. Bak şimdi. Belki aramızda bazıları olabilir ama aynı cevabı söylüyorum. Hayır kardeşim, benim sana söylediğim kalbini kırmadı. Kırdı ama bir yeri kırdığını biliyorum. Kalbin kırılmadı biliyor musun? Nefsin kırıldı. Kalbin kırılan değil. Kalp kırılmaz elhamdülillah. Kalp hakikatten tefriz eder. Demek ki bir onu okuyoruz, iki hizmetin içinde erimeye çalış, gayret et. Su gibi ol, kaba göre şekilde al. Su gibi ol, bütün organlara faydalı olursun. Su gibi ol, hiçbir rengi yoktur. Ne gözükürse, karşısına durursa onu gösterir. İki, nasıl hakiki Kur'an talebesi olunur? Ne yapmamız lazım? Benim de başım dertte zaten bunlar. Elhamdülillah bunu yazdığına göre bu dertte dertlisin. Bu dertte dertlisin, tebrik ediyorum hepinizi. Hepinizin ifadesi adınadır bu. Nasıl olunurum?
Ama böyle diyebilirdin. Nasıl güzel yemek yiyebilirdik? Nasıl efendim gezip dolaşabilirdik? Dün akşam iftara çok kalabalıktı. Ben sıfırın bu tarafındaydım. Böyle cemaate dedim, maşallah hepinize be, tebrik ederim dedim, sonra şöyle ekledim. Çok güzel yemek yiyorsunuz. Tamam. Şimdi nasıl Kur'an talebesi olunur? Tabii ki bu hizmetin içinde insan, tabii bu dertle dertlenecek de, hizmetin içinde yetişiyor. Cenab-ı Hak bizi bu hakiki Kur'an talebesi olmayı nasip eylesin tabii. Bu böyle kelamlarla değil de hizmet faaliyeti içinde, hizmetin içine girerek, okuyarak, uygulayarak, dersane irtibatı, mesela bir misal vereyim. Kalkar kalkmaz, müsaitse, ilk önce Kur'an okumak. Bak gördün mü? Makam o. Sonra Risale'den dersini yapmak. 5-10 dakika dahi okumak. Risale talebesinin vasıflarının irtibatı öyle diyor. Birkaç dakika bağlarda geçiyor, 5-10 dakika mentubatta geçiyor. 5-10 dakika Risale-i Nur okuyan, Risale-i Nur talebesi unvanını alır ve geçmişte, gelecekte ve şimdiki zamanda bütün Nur cemaatinin, Nur talebelerinin yaptığı bütün hasenata ortak bir şerik olur. 5-10 dakika okumanda. Başka bir soru. Bir hanımın eşine karşı görevleri nelerdir? Buna ait kitaplar yazılmış. Bir mecmuatın adap getirdim galiba Türkiye'den ben. Orada hanımın kocasına karşı ama en büyük özelliği Emirdağ'da ve Sözler'de, Sözde 32. sözün 2. mevkufunda hanımın güzelliğini anlatıyor. O hanımın vasıflarını anlatıyor. Orada en dikkat, en belirgin özellik hanımın kocasına itaatı gösteriliyor. Bir sistemde, aile bir sistemde itaat bozulursa orası harç merç olur. Ama bazı hanımın belki kocası dinle diyanet alakası olmayabilir ama onun beşeriyet noktasında yani maddi ev şeylerinde itaat, din noktasında itaat değil. İlk önce kimin hukuku? İlk önce şunu dedi, hukukullah, Allah'a dedi. Sonra hukuku Resulullah, sonra hukuku asfiye, asıl imamı, sonra hukuku mütedeyin, anne baba veya hanımsa hanımı veya kocaysa kocası. Tabii bu uzun bir ders olduğu için ama oraları havale ediyorum. Başka gerçek hizmet nasıl olur? Maşallah bayağı elhamdülillah hizmeti dert edinilmiş. Allah razı olsun, yer gök hepinizden razı olsun. Ondan sonra gerçek hizmet, gerçek hizmetin cevabı şu. Asıl imamının hareketi içinde harekettir. Gerçek hizmet budur. Asıl meddisi bize göre, benim anlayışım, tescihime göre Risale-i'nin asıl mücididir, asıl mehdiyet hareketidir. Bu hizmetin içinde hareket etmektir. Başka? Makam mevki isteği nasıl olur? Bu bazen kelimeyle olur ama çoğu zaman lisanla olur. Dayatır bazı arzularını. Böyle olsun, böyle gitsin. Böyle mesela maddete bir yardım eder. Bu daha çok buralarda gözükmüyor da. Efendim Türkiye'de maddete yardım eder vesaire olur ama bu arada söz sahibi olmak ister. Demek ki makam mevki isteği çoğunlukla dairemizin içinde ben bu makam istiyorum demez ama ondan daha ağır der. Hareketleriyle, tavırlarıyla, davranışlarıyla ben bilineyim, ben tanınayım, ben konuşulayım, benden bahsedilsin, benim merkezimden çıksın, bana sorulsun. Bana sorulmadan ne? Allah olur mu ya? Gibi böyle tavır ve davranışlarıyla kendisini ifade eder bu tür davranışlardan. Uzak olmak lazım. O tür davranışların olduğunu nereden bileceğiz? O tür davranışların zıttıyla muamele görürse tepki verir. O demek ki o hastalık sende vardı, bende vardı. O hastalığın burnu kırılırsa insan hemen tepki verir. Daiminde kağıt yok. Efendim herhalde şeyinizde kalmadı. Burada kesiyorum.
Ha, bir dakika, bir tane daha var. Bizler çok geç yaşta ibadetimize başladık. Zarar neresinden dönersen kârdır hesabı. Çocuklarımızdan mükellef oldukları yaştan itibaren onlardan mesela tesettür, namaz vesaire gibi ibadetleri yapmalarını istemeye hakkımız var mıdır? Yoksa neler tavsiye edersiniz? Var tabii anne babası. Var tabii. Yani hatayla mukabele etmek doğru değil ki. Sen başkasın, o başkadır. Sana hidayeti Cenab-ı Hak nasip etti. Yani ben her türlü rezil kepazeleri yaşadım. Çocuğun da hakkı vardı. Ne hakkı? Yani senin günah işlemek hakkın mıydı? Değildi. Çocuğun da hakkı değil. O zaman sen kendi yaşantınla onu modellemiyorsun. Ne yapıyorsun? Allah'ın dediği gibi bir anne babaya çocuk terbiyesi noktasında ebeveynine ne vazife vermişse onu yapmak lazım. İşte size tavsiyem şudur. O kitabı alın. Çocuk terbiyesi, çocuklar hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı diye. Onu da evde ya yavrum sen oku şöyle. Okumayı biliyorsan 8-10 yaşında. Hem Türkçesi gelişir, Türkçesi. Hep Almancasından böyle kalırsa Türkçe kitapları okumaktan da mahrum olur. Ben erkek çocuklara öyle yapıyorum. 5-10 dakika okutturuyorum sırayla. Peygamber ahlakını okutturursun. Risale'de ya bunu oku ya ben bir şey yapamadım ya diye böyle. Yani onu okutturmaya ve seninle hareket etmeye, kız çocuğuysa seninle, erkek çocuğuyla babasına, abisine takmaya, çeşitli bahanelerle erkek çocuğu işte dershaneye gönderip böyle eline bir elmadır, bir tuzdur, bana hadi yavrum amcalarla iftar et, git işte bak. Onlar burada çok iyi davranıyorlar. Bir bahane, biz de zaten anlıyoruz böyle, bir tatlı tabağıyla geliyor, anlaşılıyor ki annesi bunu tatlının içine koymuş, göndermiş. Anne tatlıyı göndermemiş. Anne çocuğunu tatlının içine paketleyip göndermiş orada otursun diye. Uyandık tabii, anlıyorum, aferin, onu tebrik ediyorum. Ki çok hoşuma gitti, birkaç günden beri görüyorum böyle, basit bir şeyle böyle çocuğunu gönderiyor. Tabii biz de gereken inşallah, ama hidayette Allah'ın, onu da unutma. Ne yapalım, gereğini yapacaksın, yapacağız. Ne yapalım, bazı peygamberlerin bile çocukları anne babasına, Allah'a itaat etmemiş. Ama gayretli olacağız. Bu sorular bize gösteriyor ki hakikaten bu işlerde böyle yanıp tutuşu tutuşuluyor. Bunlar dert edinmiş. Derdin ifadeleri de peki bunu ben okudum, dile getirdim. Allah bilmiyor mu? Elhamdülillah. Senin bu ağzını da Allah biliyor. Allah kusurlarımızı affeylesin. Bizi kendine kul kabul etsin. Emanetini kapsetmek zamana kadar bizi emanete emin kılsın. Ve ver bakın. Acil yazdılar. Eşimize itaat etmek gerektiğini söylediniz. Hizmet konusunda eş desteklemiyorsa ne yapmamız gerekiyor? Çocuklar içinde geçer. Hemen sonunda eklemiştim. Kocaya değil herkese gerektiği gibi muamele etmek lazım. Bak, kocaya itaat edilir. Beşeriyeti, evin ihtiyaçları, bedensel ihtiyaçları, evin sevk idaresinde itaat edilir. Ama din noktasında hayır demiş. Çünkü dinimiz öyle diyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Kendi uygulamamda annem dedi ki oğlum oraları terk edeceksin, geleceksin. Annem, tabi anneler şefkatli olduğundan beni düşüne kendi ifadesiyle ki öyle de gözüktü ama esbab tabi netice değil. Kanser oldu ve tabii 15 sene, 20 sene bir defa onunla iftar açmamışım ömrümde. O memleket senin, bu memleket senin. Peki bir şey örnek için söylüyorum. Acaba tabii vefat etti o şeyle. Acaba ben şimdi yanlış mı yaptım diye hiç zaten kader nişan yoktur. Olmaz da. Niye? İlk önce bak ölçüye bak, ölçü bilince hukukullah, Allah'ın dediği, hukuku Resulullah, hukuku asfiya, asıl imamı, hukuku mütedeyin, anne babaya eş. Demek ki itaat etmek maddi şeylerde dindar değilse, mesela evin idaresinde, sevk idaresinde muhalefet etme. Böyle koy canım. Bizim de şeyimiz, arzularımız bitmiyor. Buna. Maddi şeylerde kesin sorun çıkarma. Çıkarmaman lazım. O da senin manevi şeylerine
arzularına da sorun çıkarmaz. Sen onun hep sorun çıkartıyorsan arzularına, o da senin arzularına sorun çıkarmaz. Bu sabah birisi bana sordu. Dedi ki, abi dedi, kadın eli temizlemesi vesaire tabii erkek tabii. Mecbur mudur? Değildir. Ama kadın da peynir getirmek mecbur değilsin. Kadına Cenab-ı Hak nafakası ekmek su. Ha, eğer nafakasına fazla peynir istiyorsa, mecbur olmadığı şey istiyorsa, o da evi vesaire temizliğe mecbur değil. Ama o da böyle peynir isteyemez o zaman. Ha, o zaman karşılıklı bir anlayış var. Evde adalet yoktur. Evde hak yoktur. Ne vardır? Ne diyorsun sen ya? Evde şefkat var, anlayış var, iletişim var, kucaklama var. Yani küçük bir hakkımı alayım diye evin huzurunu bozup da hakları paymal etmeye de hakkımız yoktur. Demek ki hizmet konusunda eş desteklemiyorsa, desteklemez, o da müstakil. Ne yapmamız lazım? Biz dendiği gibi yapacağız. Biz derslere gideceğiz. Ama her derse gidişimizi demeyiz canım. Şu anda işler nerededir? İştedir. Yani ben dersi gideceğimi niye diyorsun? Ne gerek var? Haram işlemiyorsun. Allah'a dedi. Zaten kocanın vazifesiydi bu. Seni din noktasında da korumak kocaların vazifesidir. Annelerin vazifesidir. Yapmıyorsun, onun vazifesini sen yapıyorsun. Neye benziyor? Çocuk terbiyesi baba yapacaktı. Baba yapmıyor. Babadan izin mi abi? Ne izin alacaksın? O adam vazifesini yapmıyor. Sen, Allah sana hidayet önce verdi. Efendim, sen ne yapacaksın? Onun vazifesini yapmış oluyorsun. Önemli olan senin yaptığın Allah'ın dinine zıt olmayan bir şey kocanın hukukuna da zıt olmaz. Bunu unutma. Bu ölçü koy. Yazın istersen. Allah'ın dinine zıt olmayan hareketin babanın, kocanın, hanımın, kimsenin hukukuna zıt olmaz. Allah dininizi öğrenin diyor mu? Evet. Buna hiç kimse mani olamaz. Mani olma hakları da yoktur. Böyle bir hakkı yok ki bu hakka itaat etmemekten hak parmağı olsun. Hak yok öyle. Ne hakkı yani? Koca diyecek ki namaz kılma. Ne yapacak? Koca hakkı. Hayır. Öyle bir koca hakkı yok. Niye? Allah'ın hakkıyla çatışan hak değildir. Yok daha değil mi? Daha sorun gelecek mi? Yok galiba. İnşallah başka zaman, inşallah başka bir vesileyle ben de bayramın üçüncü güne kadar gidiyorum. O zamana kadar talep ederseniz başka bir şekilde, başka mevzularda vesaire buluşmak üzere. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Selamat.